Şimdi soru 4 alıyoruz. Hocam merhaba. İsmim Ahmet değil. Ortalamanın üstünde tipi olan beta'dan alfa'ya yeni geçiş yapan biriyim. Uzun süredir arkadaşım olan arkadaşım arkadaşım öyle bir şarkı vardı. Uzun süredir arkadaşım olan bir kızla son zamanlarda her hafta buluşmaya, konuşmaya başladık. Demek hala arkadaşım. <laughs> Konuşuyorsan bana geçen sene kimsenin başına bela olmamak adına sevgili yapmıyorum demişti. Hakikaten de tanıdığımdan beri hiç sevgilisi yok. Hiç flörtöz değil ama benimle eğlendiğini hissediyorum ben de. Risk alıp ilgimi daha belli etmeli miyim sizce? Bu bataklıktan çıkış var mı? Şimdi şöyle risk almak, şimdi risk alacaksın. Nasıl bir risk? Neyi riskini alıyorsun? Para mı kaybedeceksin? 4 milyon dolar kaybettim borsada. 4 milyon dolar. Niye? Çünkü işte buna bu kıza yatırdım. Böyle bir risk var mı? Yok, yok. Ee, mi atlıyorsun? Böyle bir şey var mı? Yok. Saldırgan bir canlı mı bu kız? Böyle bir ejderha, kurt, Komodo dragonu falan onunla aynı kafese gireceğim falan. Böyle bir risk mi var? Neyin riski var? Bir risk göremiyorum ben risk yok veya bataklıktan çıkış var mı? Şöyle zaten şu anda sen o bataklıktan çıkış şöyle. Bataklığa mı giriyorsun? Kendinin bu durumda bataklıkta olduğunu mu düşünüyorsun? Bu kızın şu anda sen friend zonundasın ve kızın hiçbir suçu yok. Emin ol. Hiçbir kadın hiçbir şekilde suçlama. Bu kadın çok mutlu. Sen orada friend zonsun ve şöyle şimdi ne olacağını sana söyleyeceğim. Daha sonra söyleyeceğimi şimdi söylüyorum. Bir gün gelecek Kız sana yeni erkek arkadaşını tanıştırmak için getirecek. Böyle oturacaksınız, çay kahve içeceksiniz filan. Sen ne için risk almadım? için. neyin riskini acı? İşe mi giriyorsun? Bu risk değil ki. Sen zaten kız seni kullanıyor zaten. Friendzone olarak kullanıyor. İşte kimsenin başına bela olmamak adına sevgili yapmıyorum dedi sana, değil mi? Şimdi kendisi başka bir adamın başına bela olmamak için bunu yapmıyor. Tamam mı? Ne diyor kız aslında sana? Tercümesi bu. Ben diyor ruh hastasıyım. Bir şekilde bu. Ben baş belasıyım. Senin başına da bela olurum. Tamam. Burada iki yolun var. Bir gerçekten bu kızın dediğini anlayacaksın. Diyeceksin ki bu kız olmaz. Ben bundan tamamen ayrılacağım. Bu A yolu. Bir de B yolu var. İkisi de olabilir. İkisini de seçebilirsin. Problem değil. Diyeceksin ki bu kız evet biraz ruh hastası olabilir ama ben zaten bu işleri çok iyi biliyorum. Hiç fark etmez. Yani Komodo Dragon'uyla <laughs> bırak kafese girmeyi. Tatile bile çıkarım. Balayına çıkarım Komodo Dragon'uyla diyorsan girebilirsin. Ama risk yok ortamda. Onu anlaman lazım. Hangi riski alıyorsun? Risk alıp ilgimi daha çok belli. Şimdi ilgini belli ettikten sonra risk alacaksın. Niye? Arkadaşlığına o kadar değer vermişsin ki sen. Arkadaşlık kavramını sen onu arkadaş olarak görüyorsun. O seni ne olarak görüyor biliyor musun? Köle olarak görüyor dertlerini anlatacağı, hafta sonu gezeceği, yanımda işte birisini gezdirdim, tek başına gezmesinden daha iyidir kızım. Sen onun şu anda kölesisin, sen onun sustalı maymunusun. Sen o durumdasın yani, senin çıkışın bu abiciğim. Bu yüzden çıkacaksın. Ortalama üstünde tipim var, betadan alfaya geçiş yapıyorsun. Alfaya geçiş yaptığını düşünmüyorum ben, şu anda betasın. Tamam mı? Senin alfa olman için ne yapman lazım biliyor musun? İlk odur yani. Kız reddeder, reddetmez. Bence reddetmeyecek. Şöyle yapman lazım. Bir kere seçeneklerini açık tutacaksın. Şunu da bak daha birinci soruda söyledim. Bu kız senin cinsel stratejini de bozuyor. Sen şimdi gittin diyelim e, aynı şöyle düşünüyorum. Sen şimdi gittin başka bir kadın buldun kendine değil mi? Bu kadın bulmanı ve başka birisi çıkıyor olmanı bile bu kıza söyleyemezsin bile sen. Acaba ne der filan. Çünkü korkuyorsun. Korku senin efendin. Her şeyi yaptırır sana korku. En kötü korku nedir biliyor musun? Kadınlardan korkmak ya. Şimdi şöyle. Tamam büyük iş yapıyorsundur. işte ihracat, ithalat. Ne bileyim ekonomik durumdan korkuyorsundur. Ne olacak acaba bir şey risk alacak mı? Bu risk, risk budur işte. Korku buralarda olabilir. Tamam iş yaparken. Büyük bir şeyler yaparken. Savaşa gidiyorsun. Lan yaşayacak mıyız yaşamayacak mıyız? Böyle bir şey demedim ha. Tamam mı? Öyle bir şey yok. <laughs> yani. Hiç küfrettirmiyorsunuz değil mi? Lan? Ne kadar ayıp ya. Herkes küfre diyor ben küfre demiyorum. Bir günse küfür seansları. Temiz tutmaya çalışıyoruz hani böyle. Millerin kalpleri kırılıyor herkesin. Savaşa gidiyorsun. Yaşayacak mısın, ölecek misin belli değil. Risk budur risk. Ama sen kendinden güçsüz bir varlıktan bir şey söyleyemiyorsun. Şimdi şöyle. iki yol var burada. Tamam mı? Bence sana önerim şu. Biraz bu çatlak bir hatun büyük ihtimalle. Sürtünmeli bir ilişkiniz olacaktır. Bunu yaşaman lazım. Üzülmen lazım. Kalbinin kırılması lazım. Burnunun sürtülmesi lazım. Daha ne diyeyim? Bunu yaşaman lazım. Yaşam ve bu tarz yaşanmışlıklar en büyük öğreticidir. İstediğin kadar sen benim kanalımı dinle. istediğin kadar Rolo'nun bilmem ne kitaplarını oku. Ne yaparsan yap. Gerçeği yaşamadan, onu anlamadan, test etmeden geçiş olmaz alfaya. Tamam, ben oturdum. E, hafta sonu bütün videolarınızı izledim hocam. Alfayım ben. Böyle bir şey yok. Tamam mı? Bu kız tehlikeli senin canını da yakacak ama sana izin veriyorum bunu yapman için. Çünkü önemli olan kadına ulaşman bunda çiftleşmen değil. Korkunu yenme. Korkunu yenmen için gitmen lazım senin. Diyeceksin ben işte Ayşe neyse benim ismi Merve Gözde filan. Gel bir yere gidelim. Bir tatile gidelim bir yere gidelim. Veya bu akşam bana gel güzel bir şekilde güzel bir ortamda olabilir. Sen romantik bir tipsin anladığım kadarıyla. Olabilir. Olabilir. Evet. <laughs> Milattan önce kaçıncı yüzyılda kaldı bilmiyorum romantizm. Kendim için konuşuyordum. Neyse. Eskilerde kaldı yani. Daha yolun var yani. Ne bileyim kızın yanağına güzel bir öpücük koy filan bir şey yap en fazla ne yapar? Reddeder. Ne yaptı abicim? Karadeniz'de gemiler mi battı ya? 4 milyon dolar mı kaybettim borsada? Gider. Bitti ama ben seni öyle görmüyorum falan diyecek kız sana tamam mı? Ne derse desin. Öyle görmüyor. Nasıl görüyorsan gör. Kendi çıkışın olacak. Bir anda kendini yalnız hissedeceksin. Kendini o comfort zone denilen bölgeden çıkartıp zor bir konuma koyacaksın. Hafta sonu. Hafta sonlarını her beraber geçiriyorsunuz. Ulan hafta sonu niye geçiriyorsun kızla beraber? Hafta sonu sana ait bir şeydir. Gidersin sporunu yaparsın. Baktın bu kız olmuyor. Zorlanacaksın. Başka kadına ulaşmak isteyeceksin. Bu. Ama bataklıkta sen olayı bir bataklık olarak görüyorsun. Söyleyemiyorsun filan. Zaten kadın öyle bir erkek istemeyecektir. Kadın kendine güvenen erkek istiyor. Kadın hayır der, evet der. O önemli değil. Kadın seni beğeniyordur, beğenmiyordur. Boş ver. O ben buradan ne sonuç çıkacak ona bile konuşmuyorum onu. Yani belki kadın üstüne atlayacak. Ahmet diyecek ben işte altaydır beni parçalamanı, ısırmanı bekliyorum falan işte. Aşkım diye üstüne atlayacak belki. Zannetmiyorum ama hadi neyse öyle olsun. Tamam mı? Ama olmasa ne olacak yani? Kalkıp gidecek. Ben seni arkadaş olarak görüyorum. Ya, tamam ben de seni arkadaş olarak gördüğüm zamanlar oldu. Evet işte şimdi senden hoşlanıyorum. Yani sonuçta sana, sana farklı duygularım var sana. Benim 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 kadını olman istiyorum dersin. Yani duygulardan duygulardan bahsetmedi. Bana PUA'yı anlattırmayın lan şimdi burada. Baktın olmuyor. Gider gider yani. Sonra sen başka kadınla çıkarsın. 6 ay sonra bu işte başka kadınla çıktığını görür. 6 ay sonra geri gelir bilmem falan filan yani. Oraya size bir yani böyle kırmızı dizi mi beyaz dizi mi ne oluyor? Dizilerden anlatmayayım yani. Korkunu yenmen lazım. Ahmet korkunu yenmen lazım. Olay tamamen bu. Git söyle. Sonucuna bakmayacaksın. Bak sonucu düşünen kahraman olmaz. Öyle bir laf vardır. Bu kahramanlık bile değil. Herkesin yaşadığı şeyler. Arkadaşlığı bu kadar mı değerli? Yani dünyanın en iyi arkadaşı bu. Böyle bir arkadaş yok ya. Yani sen diyorsun ki bu kız için bu dünyanın en iyi arkadaşı. O kadar iyi bir arkadaş ki. Yani sen böyle hapiste olsan gelip sana yardım edecek. Her gün sana yemek getirecek. Bir de öyle düşün abiciğim. Bu kadar iyi bir arkadaş mı? En böyle sen hasta olsan gelip sana her gün çorba pişirip yemek getirecek falan. Böyle bir arkadaş mı? Eminim değil. Eminim yani olmadığına. Demek ki arkadaşın değil. Kız senden faydalanıyor. Sadece frenzonda tutuyor. Seni köle modunda, maymun modunda tutuyor. Ve sen de orada... Ve, ama şunu da söyleyeyim. Burada kız senin ona ilgi duyduğunu, böyle içinin kıpır kıpır ettiğini biliyor farkında ve onu kullanıyor. Ve sen ona ulaşmadığın her zaman diliminde sana olan bakışı azalacaktır, daha da azalacaktır. Daha da alt noktalara geliyor. Adam diyor lan şuna bak diyor. Herif benden hoşlanıyor. 6 aydır söyleyemedi. Şimdi mertcan olsaydı beni 4 kere yemeğe çıkarmıştı. Yemişti, yemeğe çıkarmıştı. İyi, güzel şeyler yemiştik yemekte. Ondan sonra gelip eve bırakmıştı. Ama bu 6 aydır elimi bile tutmadı. Böyle düşün abiciğim. Korkunu yeneceksin. Sonuç önemli değil. Olur olmaz. Onun, onun anlamı bile yok. Yani kadın erkek ilişkisi bile anlatmıyorum artık size arkadaşlar. O korkunuzu yenmeyi anlatıyorum. Hayat ile ilgili olan korkunuzu yenmeyi anlatıyorum. Kadınlar gelecektir, geçecektir. Önemli değil. Bir erkek için. Ha iyi erkek olursun, yanında iyi kadın olur. O ayrı. Onunla güzel ilişkiler içinde olursun. Ve yani anlatıyorum. Böyle bir ortamda, bu çürümüşlük ortamında kadınlardan zarar görmeyin diye. Ama kadınlar size zarar vermez. Kadınlarda bir yanlışlık yok. Toplum yanlış olduğu için kadınlar iyice delirdi yani. Kontrolü kaybettiler. Ne yaptıklarını bilmiyorlar şu anda. Hem saldırganlaştılar hem ihanet arttı güven azaldı. Önemli değil. Önemli olan sen ne yapıyorsun? Önemli olan sen nasıl reaksiyon gösteriyorsun bütün bu olanlara? Sen ne yapacaksın? Korkunu yenmen lazım. Ahmet bilgilendir bizi. Bilgilendir. Merak ediyorum. Bu hikaye bir güzel bir nişanla mı sonuçlanacak diye çok merak ediyorum. Ahmet. Dikkat et. Kız ama o kadar böyle hiç kimseye çıkmadım mutmadım falan. Her dediklerine de inanmayacaksın kadınlar. Benden bir abi tavsiyesi. Evet baylar bayanlar. Bugünlük bu kadar katıl üyelerimizden gelen soruları cevapladık. Kendinize iyi bakın. İyi bir hafta diliyorum. Başka videolarımıza gelecek zaten. Ben Doktor Redbill.